İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. İstanbul İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen cezaları onadı. 5 yılın altında ceza alanların mahkumiyet kararları kesinleşirken bazı isimlerin yeniden hapse girmesi bekleniyor. Cezaları 5 yılı aşanlar ise temyiz için Yargıtay'a başvurabilecekler. Cumhuriyet Gazetesi davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararı onadı. Onama kararıyla Kadri Gürsel, Emre İper, Güray Öz, Önder Çelik, Hakan Kara, Çizer Mustafa Kart, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör cezalarının kalanının infazı için yeniden cezaevine girecek. Daire duruşmalarda vicdani kanının oluştuğunu belirtti ve yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğunu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu savundu, istinaf başvurusunu esastan reddetti. HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlığı dikkate alınmadı. Evet, stüdyoda Canan Coşkun var. Canan Coşkun, hoş geldin. Sen Cumhuriyet davası ve bunun gibi sembol davaları uzun süredir takip ediyorsun ve bu konuyla ilgili de bir kitabın yayın aşamasında, belki yayın hazırlık, kurulunda hazırlık değil mi? Aşaması. Hazırlık aşamasında. Şimdi soralım sana da Cumhuriyet davası çalışanlarına verilen ceza İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Bu ne demek, ne anlama geliyor, bu süreç nasıl işleyecek? Cumhuriyet Gazetesi davasında 17 çalışan yargılandı. 17 çalışandan 14'ü FETÖ, PKK ve DHKPC'ye yardım ettikleri iddiasıyla mahkum edildiler. 14 kişiden 8'i 5 yılın altında ceza aldı. Bunlar kimdi? Avukatlar Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör, yazarlar Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, çizer Musa Kart ve gazete çalışanları Önder Çelik ile Emre İper'di. Bülent Utku 1 yıl 7 ay 20 gün, Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör 1 yıl 23 gün, Emre İper 7 ay, Kadri Gürsel'de 11 ay daha yatarı daha var. Yani infazları tamamlanmadı, cezaevinde kaldılar ama verilen cezanın infazı tamamlanmadığı için cezaevine girmeleri gündemde. İstinaf Mahkemesi kararı, İstinaf Mahkemesi'ne mahkumiyet kararının ardından itiraz edilmişti. İtirazı İstinaf Mahkemesi ele aldı ve başvuruyu esastan reddetti. Bunun yanı sıra bir de 5 yılın üstünde ceza alanlar var. Onlar da kim? Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Orhan Erinç, Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya, 6 kişi. 5 yılın üzerinde ceza aldıkları için sadece İstinaf Mahkemesi onların da mahkumiyet kararlarını onadı. Ancak Yargıtay aşamasında, Yargıtay'da tekrar itiraz edilecek bu karara. Ne zaman karara bağlanır bunu öngöremiyoruz. Şimdi burada itiraz yollarını biraz konuşalım istiyoruz. Hem Yargıtay aşaması var. Peki Yargıtay'dan başka itiraz edilebilecek başka neresi var? Ne yapabilir bu kişiler? Aslına bakarsan tutuklamaların hemen ardından, yani Kasım 2016'da tutuklamalar yapılmıştı. Bir ay sonrasında, Aralık 2016'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundular. Bireysel başvuruda bulunanlardan yalnızca Turhan Günay'ın kararı, Turhan Günay'ın başvurusu incelemeye alındı ve 11 Ocak 2018'de hak ihlali kararı verildi. Kişi güvenliği ve hürriyeti, hakkının ihlal edildiğine karar verdiler. Aslında bu Cumhuriyet davası kapsamında tutuklu bulunmuş herkes için emsal niteliği taşıyordu. Çünkü aynı delillerle cezaevindelerdi. Ancak sadece dediğim gibi Turhan Günay'ın başvurusu işleme alındı ve karara bağlandı. Diğer başvuranların henüz bir şeyi yok. Yani itiraz merci olarak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de var.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru yapılmıştı yargılama aşamasında. O da ne zamandı? Mart 2017'de yapıldı. Mart 2017'de yapılan başvuru şimdiye kadar herhangi bir şeye bağlanmadı, işleme alınmadı. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhuriyet başvurularına öncelik de vermişti. Ancak bu vakte kadar ne Anayasa Mahkemesi'nden ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başvurulara ilişkin herhangi bir yanıt gelmedi. Dediğim gibi yani sadece Yargıtay değil, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu da açık. Ancak yapılan başvurular henüz şeyde değil, gündemde değil. Canan Coşkun, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi de bu kararı davada hapis cezası onanan isimlerden biri Aydın Engin'le konuştun sen Gündüz'de. Evet. Bir yayın yaptın. O yayından bir bölümü izleyelim. Birinci derece mahkemenin 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararının gerekçesini okuduğumuz zaman işte demek ki AKP yargısı buymuş, AKP'nin adalet kavrayışı buymuş demiştik. Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi'nin bugünkü kararı ne sürpriz oldu, ne şaşırdık, ne öfkeler üzüldük. Bu alıştığımız, bildiğimiz AKP yargısının, AKP adaletinin, reis adaletinin bir kere daha tecelli etmesi. Eskilerin tabiri vardır. Mahkeme kararında adalet tecelli etti derler. Evet, AKP adaleti bir kere daha tecelli etti. 7 arkadaşımız, Kadri Gürsel hariç, o yeteri kadar yapmış anlaşılan, 7 arkadaşımız yeniden hapse girecekler. Bunun ötesinde Anayasa Mahkemesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki başvurular henüz cevaplanmadı ama biliyorsunuz bunlar infazı durdurmayacak. Şimdilik 7 arkadaşımızın yeniden hapse girmesi, 1 yıl, 1,5 yıl civarında yatacaklar. Onun öfkesi, kederiyle baş başayız. Bencileyin 6,5-7,5 yıl, yani 5 yıldan daha fazla yiyenler ise Yargıtay'a başvuracağız. Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz. O ne kadar sürer bilmiyorum. Ama İstinaf Mahkemesi pek de alışılmadık bir hızla karar verdiğine göre belki Yargıtay da çok acele etmez. Bütün bu olup biteni mizaha boğmak, dalga geçmek, alay etmek mümkün. Çünkü böyle durumlarda mizah tedavi edici yararları vardır. Mesela içeri girecek olan 7 arkadaşımız veya şu anda durumu belli olmayan Bencileyin 6 arkadaşımız herhalde önceden hangi cezaevi bize uygun? Pınarhisar'a mı yatsak kırklar elinde acaba? Acaba orada klima koydursak mı, buzdolabı koydursak mı gibi abuk sabuk işler yapmayacağız. Başımızın gölgesini önümüze düşürmeyeceğiz ve AKP adaletinin önünde diz çökmeyeceğimizi bir kere daha kanıtlayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara-İstanbul hızlı treninde seyahat ederken Medyaskop muhabiri Defne Saraöz'ün sorularını yanıtladı. İstanbullular ne istiyorsa onları öncelik vereceğiz. Yaptığımız araştırmaya göre İstanbul'da birinci sorun trafik sorunu. İkinci sorun otopark sorunu. Üçüncü sorun yeşil alan sorunu. Ayrıca gençler başta olmak üzere yeni iş alanları, istihdam sorunlar, öncelikli sorunlarımız. Peki nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Özellikle istihdamla ilgili olarak somut fikirleriniz neler? Yani bunu 2 dakikada anlatmak zor. Tabii şüphesiz. Şu kadar mı söyleyeyim? Türkiye'de nasıl çözdüyseniz İstanbul'da da aynı şekilde çözerim. Bu içinde bulunduğumuz süre ben bakanlığım zamanında yapıldı. Aklınıza gelen yol, tünel, demir yolu projelerini neredeyse tamamına yakınında emeğimiz var. Yani bütün Türkiye'de yapılanlar sayesinde artık Türkiye'nin diğer illerinde trafik sorunu yok. İstanbul'un şehir içi trafik sorunu var. Onlar da bu tecrübeyle çözeceğiz. Projelerimiz hazır, bir sıkıntı yok. Cihazımın ben hayatım çalışmakla geçti, iş yapmakla geçti. Hep bu
millete hizmetten başka hiçbir işim olmadı. Belediye başkanlığı da insanlara hizmet yapmak için en güzel fırsat. Binali Yıldırım aynı zamanda bugün meclis başkanlığından da istifa etti. Ankara gazetecisi Ayşe Sayın, arkadaşımız Büşra Cebeci'ye Yıldırım'ın istifasını ve meclis kulislerinde onun yerine konuşulan isimleri yorumladı. AKP'de adaylık için esas olarak 3 isim öne çıkmış gözüküyor ama aslında baştan itibaren 5 isim konuşuluyordu. Bunların içinde grup başkanı Naci Bostancı, MHP'den de kabul gören bir isim. Çünkü kendisi zaten küçük kökenli bir isim, MHP'ye de sıcak baktığı bir isim. Bunun yanı sıra Meclis Başkan Vekili, AKP'li Meclis Başkan Vekili Mustafa Şentop, eski Anayasa Komisyonu üyesiydi. O var, haber aday olarak geçen. Bir de MHP'nin bu Anadolu tartışması nedeniyle rezerv koyduğu isimler var. Bunlardan biri, hatta bir de tabii ittifak tartışması olmuştu. AKP içinde ittifaka karşı söylemleri nedeniyle MHP'lerin tırnak içinde söylüyorum çizdiği isimler vardı. Bunlar kimlerdi? Numan Kurtulmuş, Bekir Bozdağ ve Hayati Yazıcı. Bunlar da AKP'de ismi konuşulan milletvekilleri. Ama açıkçası ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis başkanı adayı belirlerken MHP'nin hassasiyetini dikkate alacağını düşünüyorum. Zira MHP aday çıkarmıyor AKP'nin adayına destek vermek için. Kulislerde bunlar konuşuluyor ama şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir isme işaret etmiş değil somut olarak. Bu hafta içinde belki yarın ya da daha sonraki günlerde AKP'nin yetkili organı MYK toplanıp orada isim büyük ölçüde netleşmiş olacak. Ve işte cumartesi akşamı saat 17'ye kadar da gerek iktidar gerekse muhalefet partileri adayları başvurularını yapmış olacak. Şimdilik Ankara'da ve siyasi kulislerde adaylarla ilgili konuşulanlar bunlar.31 Mart yerel seçimlerindeki aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Listelerin belirlendiği bu son günde Cumhur İttifakı tek adayda uzlaştığı il sayısını 51'e yükseltti. Cumhur İttifakı daha önce 30 Büyükşehir ve Osmaniye'de ittifak kararı almıştı. YSK'ya teslim edilen listelere göre Cumhur İttifakı 20 ilde daha ittifak yapacak. 51 ilin 7'sinde MHP, 44'ünde ise AKP aday gösterecek. MHP'nin aday göstereceği iller Kars, Kırklareli, Iğdır, Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye oldu. AKP'nin aday göstereceği iller ise Adana, Mersin ve Manisa'nın dışındaki 27 büyükşehrin yanı sıra Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş, Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize. Muhalefet partileri CHP ve İyi Parti ise 23'ü büyükşehir ve 27'si il olmak üzere 50 ilde ittifak yapma kararı almışlardı. 31 Mart yerel seçimleri için Medyascope ekipleri il il gezmeye devam ediyor. Ferit Aslan, Şanlıurfa'da muhalefet partilerinin de desteğini alan bağımsız aday Sebahattin Cevheri'nin kazanma şansını seçmenlere sordu. Dünyanın ilk ve en eski tapınağının bulunduğu Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'ya geldik. Medyascope için kentteki seçim nabzını tutacağız. Tüccarlar hepsi tamamen durma vaziyetinde. Bakın eskiden insanlar sıfır araba alıyordu, ev alıyordu. Şu anda alamıyor. Alamıyor. Evet. Yani bayağı ekonomik sıkıntısı var. Her vatandaş kendi derdine düşmüştür. İkisi de benim başımın tacıdır. Bence çekişmeli geçmez. Zeynel Abidin Beyazgül Başkanım alacağını ümit ediyorum. Urfa bazen tepkisini sandıkta çok daha ciddi bir şekilde ortaya koyabiliyor. Muhalefet partileri dönem dönem eskiden beri bugüne kadar da kazanabiliyor. Bu dönem Urfa Türkiye siyasetinde farklı bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Hem atanan kayyumlara dönük ciddi bir şekilde insanlar kayyum politikasını çürütecekler.
İl başkanı iken de sahadaydım. Birçok yere gidiyordum. Şu anda da sahadayım. Halkın büyük teveccühünü görüyorum. Aslına bakarsan yapılan bir algı, işte Türkiye'nin ekonomik durumu, son zamanlardaki ekonomik darbeyle ilişkin konular var ama halkımızın umudu yine AK Parti'de. Bilmiyorum, ortak aday daha kuvvetli gözüküyor. Zorlayacak. Zorlayacak. Çünkü AK Parti'nin kızanlar var. AK Parti ile barışık olmayanlar var, küskünler var. Onlar neticeyi belirler. Şanlıurfa'da 2014 yerel seçimi ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde partiler ne kadar oy almıştı? 2014 yerel seçiminde AK Parti 61.7, HDP 30.5, MHP 2.4, Saadet Partisi de 2.3 oy almıştı. 24 Haziran 2018 tarihlerinde ise AK Parti %52.7, HDP %28.9, MHP 9.3, CHP 3.9 ve Saadet Partisi 1.3 oy aldı. Acizlik, onun acizlik bu. Öyle bir mi? Bir de değişme olsun. Ha diyorsun değişsin. Değişsin. Ne diyelim? Şimdi bu bize önceki verdiği belediye başkanı Urfa'ya çalışmadı abi. Hepsi cebine. Biliyor musun? Ben siyasette karışmam. Ama benim bildiğim inşallah hakkımıza hangi hayırlısı olsun. Şanlıurfa'da 31 Mart seçimleri için Büyükşehir'de şu anda iki adayın ismi açıklanmış. Birisi AK Parti'den Zeynel Abidin Beyazgül, diğeri de çatı adayı olarak değerlendirilen ancak kendisinin çatı adayı değil Urfa'nın adayı olduğunu söyleyen Sabahattin Ceveri. Bunu samimi ve yürekten söylüyorum. Çok fazlasıyla bir ilgi alaka. Ve bunun neticesinde bu yaşıma gelmeme rağmen dedim ki acaba ben de Urfa'ya, bu seçime de parantez içerisinde söyleyeyim, siyasi olarak bakmıyorum ben. Bir şirket olarak kabul ediyorum. Ve 2 milyon ortağı var. Bunlara eşit bir şekilde eşit davranmak ve hizmet edebilme adına. Ruşen Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokratik Sol Parti'ye geçen belediye başkan adaylarının hükümete yakın medya tarafından ele alınma tarzını değerlendirdi. Bugün biraz Demokratik Sol Parti'den bahsetmek istiyorum. Aslında böyle bir parti Türkiye'nin ve benim gündemimizde pek yoktu. Ama birdenbire 31 Mart seçimleri yaklaşırken gündemimize girdi ve gündemimize daha fazla sokulur oldu. Bu normal bir şey ilk başta bakıldığı zaman hep böyle olur. Küskünler olur, küskünler arayış içerisine girerler ve kendilerine buldukları bir kapıda toplanabilirler. Bu sefer özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklediklerini bulamayanlar, aday gösterilmeyen birçok ismin burada Demokratik Sol Parti'de toplandığını görüyoruz. Bu aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil, yargılanacak bir şey de değil ama bunun siyasi iktidar tarafından alabildiğini kullanılıyor olması tabii ki işi biraz ilginçleştiriyor. Üzerinde konuşmayı birazcık gerekli kılıyor. Mesela bugün Star gazetesi bir manşetle çıktı. Orada gördük ki Demokratik Sol Parti'den adaylıklarını ilan eden, aday olacaklarını söyleyen kişileri koyup diktatöre Akgüvercin Harekatı başlığıyla verdiler. Benim de bu yayını zaten Akgüvercinler dememin de hareket noktası odur. Demokratik Sol Parti'nin Ecevit'in Akgüvercinini biliyoruz, sembolünü biliyoruz ama belli bir süreden sonra Demokratik Sol Parti'nin aslında ortada olmadığını da biliyoruz. Öncelikle Mustafa Sarıgül ile beraber başladı bu. Mustafa Sarıgül son ana kadar CHP'den tekrar aday olmayı ve Şişli de aday olmayı istedi, bekledi. Olmayınca da ikinci seçeneğinin DSP olacağı söylenmişti. Nitekim öyle oldu. Ardından Gaziantep'te Celal Doğan, ki arada bir HDP milletvekilliği de var, tekrar yıllar sonra Gaziantep'ten aday oldu. O da CHP'den Gaziantep'in adayı olmasını beklemişti. Ama orada CHP ittifakla, yani İyi Parti'nin adayında anlaştıkları için,
aday göstermediği için Celal Doğan orada adaylığını ilan etti ve DSP'ye geçti. Ve burada tabii şöyle de bir beklenti var. Hatırı sayılır bir HDP oyu var ve bu HDP oyunun da İYİ Parti adayına gitme ihtimali çok yüksek değil. Evet, Güne Bakış'ta bugün konuğumuz gazeteci Fehmi Koru. Fehmi Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bugünün gelişmesiyle başlayalım. Cumhur İttifakı tek adayda uzlaştığı il sayısını 51'e yükseltti. Neden bu hamleyi yapmak zorunda kaldı diye soralım size. Artık iki parti arasında çok büyük bir fark yok. Dolayısıyla bakıldığında hangi ilde hangisi daha öndeyse oyların ona akmasında herhalde artık pek mahsur görmüyorlar. Yani MHP'liler AK Parti'nin adayına, AK Parti'nin tabanı MHP adayına oy verebilecek diye düşünüyorlar. Bu anlamda da geçmişte o il veya ilçelerde hangi parti daha fazla oy almışsa ondan bir aday çıkarmayı doğru buldular. Tabii bu herhalde açıklamadıkları kamuoyu yoklamalarının sonucu olarak tercih ettikleri bir şey. İttifak içerisinde yer alan iki partinin. Öyle zannediyorum ki göründüğünden biraz daha geride görüyorlar kendilerini. Dışarıdan baktığımız zaman AK Parti her zaman kazanacakmış görüntüsünü veren bir parti. Hele böyle bir ittifak halinde MHP ile gidince, onun da oyları AK Parti'ye akınca sanki geçmişteki seçimlerden daha fazla bir oy alabileceği düşünülüyor. Ama aynı düşünce zannediyorum her iki partinin yönetim kademesinde yok. Onlar kamuoyu yoklamalarına bakıyorlar ve galiba biraz telaşlandılar. Bu telaşın bir sonucu var. Evet. Burak. Evet. Fehmi Bey, bugün blogunuzda yayınlanan yazınızda ortalıkta kıpırtı olmadığını söylediniz. Bugün listelerin YSK'ya teslim edilmesiyle bir canlanma beklediğini söylediniz. Şimdi şu ana kadar ortalıkta kıpırtı olmamasını siz seçmenin heyecanı olmamasına mı, yoksa siyasi partilerin tabanlarını mobilize edememesine ve slogan üretememesine mi bağlıyorsunuz? Tabii şimdi her iki partilerin şu andaki durumu daha önceki seçim öncelerinde rastladığımız türden kampanyalara pek itibar etmez görüntüsü var. Öyle zannediyorum ki her parti devletten aldıkları, aslında kampanyalarında kullanmaları gereken desteği, maddi desteği daha verimli başka alanlarda kullanmayı ve bu önümüzdeki 5 haftayı kampanyaları asgaride tutarak değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu bakımdan da tıp gerçekten pek yok. Etrafa baktığımda ben belki ev çalışmalarını partiler devam ettiriyorlar. Adaylar adam adama markajlarla işi götürüyorlar. Ama bugüne kadar bildiğimiz, daha önceki seçimlerden öğrendiğimiz tarzda bir kampanya henüz başlamadı. Heyecan yok. Galiba tabanlarında da heyecan yok. Öyle zannediyorum ki, yani her parti için bu söz konusu. Öyle zannediyorum ki aday olarak öne sürülen bazı isimlere, önemli yerlerdeki bazı isimlere ciddi biçimde tepkiler de var. Bunların yatışması beklenirdi şu ana kadar ama galiba o yatışma da olmadı. Dolayısıyla da heyecan fazla görünmüyor ortalıkta. Bir de tanzim satışları gündemde. Şimdi sizce çok tartışıldı. Acaba iktidara olumlu anlamda mı yansıyor bu, olumsuz anlamda mı? Neticede Adalet ve Kalkınma Partisi söylem olarak geçmişe çok fazla gönderme yapan, geçmişe çok fazla mesajlar veren bir parti. Özellikle kuyruklarda beklemesi halkın geçmişte, işte sanaya tüp kuyruğu gibi, bunun üzerine siyaset üretmiş bir parti aslında neredeyse. Burada bu tanzim satışlarında halkın kuyrukta beklemesi, özellikle bu soğuk havada dahi kuyruklarda bekliyor olması iktidara olumlu mu yansıyor sizce, olumsuz mu yansıyor? Şimdi her şeyden önce şuna bakmamız lazım. O dediğiniz çok doğru. Tabii geçmişte 1980 öncesinde yaşanan ve kuyruklar şeklinde zihinlerimizde yok yer alan görüntülerin bugüne taşınmasının herhalde pek yakışıklı bir görüntü olmadığı çok belirgin. Ancak bu olayın daha bence derin boyutları var.
Yani AK Parti açısından mesajlar var bunda. Pahalılık herkesi sarsmış durumda. Dolayısıyla da buna bir çare olarak tanzim satışlar birkaç ilde ve birkaç kilodan ibaret olarak yürütülüyor. Ama AK Parti yöneticilerinin bu durumdan kendilerine ders çıkarmaları ve ekonominin iyiye gitmesi, artık onların da kabul etmesi gerektiği, vatandaşın bu durumuna çarenin tanzim satışlardan geçmediğini, çok daha köklü sorunların sonucu olarak bugün pahalılığın söz konusu olduğunu idrak etmeleri lazım. Vatandaş çünkü bunu idrak ediyor. Yani bir pahalılık var ve bu pahalılığın sebebi de bugüne kadar yürütülen politikaların, ekonomik politikaların yanlışlığı. O bakımdan da AK Parti bundan ders çıkarmalı. Ama bir şey de bilmemiz lazım. AK Parti'nin kemikleşmiş diye adlandırabileceğimiz bir seçmen kitlesi var. Onun %30 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Onlar açısından gerçekten fiyatların yükselmesi elbette onların da yaşadıkları bir hayat şu anda. Ama hayat pahalandı diye oy verdikleri partiden, özellikle de onun lideri Tayyip Erdoğan olduğu takdirde, ki bugün öyle, vazgeçeceğe benzemiyorlar. O bakımdan kuyruklara bakarak işte geçmişi hatırlayıp bugün bunun yaşattığından bir siyasi iktidarın bütünüyle kaybedeceği tarzında sonuçlar çıkarmak da doğru değil. Dolayısıyla baktığımda ben tanzim satışların AK Parti'nin en büyük başarısızlığı olarak ortaya çıkan son birkaç yıllık yanlış ekonomi politikalar sonucu olarak karşımıza çıktı. Bunun vatandaşları çok derinden etkilediğini, yüzer gezer denilen, yani AK Parti oylarının burada rahatlıkla başka tarafa kayabileceğini ben görüyorum. Ama kayar mı? Bu daha çok, yani o yüzer gezer oylara hitap edecek olan muhalefetin başarısıyla irtibatlı. Şu ana kadar maalesef muhalefette de, kendileri açısından bu maalesef kullanıyorum, kendileri açısından pek bir başarı görülmüyor. Tam da buradan devam edelim. Tanzim satış uygulaması, sizin de söylediğiniz gibi, iki şehirde yapıldı. İstanbul ve Ankara. Burada da muhalefetin şu ana kadar yürüttüğü kampanya, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş. Size göre ortaya çıkan durumdan faydalanma şansları var mı? Var tabii. Yani netice itibariyle tanzim satış belki halkı kuyruklara kendilerini girerek hane halklarını rahatlatacak, mutfak için harcamalarını asgariye indirecek bir çözüm gibi gözüküyor ama o çözüm ancak kuyruğa girebilenler, saatlerini o işe verebilenler için söz konusu. Marketlerde fiyatlar belki bu tanzim satışla birlikte bir parça aşağıya doğru inmiş olsa bile sorunlar devam ettiği için aslında pahalılıkta devam ediyor. Bu kimin işine yarar? Herhalde ekonominin bugüne kadar gelmesini sağlayan iktidarın değil, muhalefetin işine yarar. Ama muhalefet bunu kullanabiliyor mu? Kullansa bile ikna edici bir tarzda bunu yapabiliyor mu? İkna edici tarzda olsa bile bu tavrını, bu söylemini kitlelere ulaştırabiliyor mu? Ben bu sorulara evet cevabını veremiyorum. Siz bir de şunu da öğrenmek istiyoruz. Bu kişileri, yani İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı şu ana kadar izledikleri kampanyayı başarılı buluyor musunuz? Tabii ben çok yakından kampanyalarını izlediğimi söyleyemem. Sadece medya aracılığıyla bu kampanyaları izlemeye çalışıyorum. Ve medyada, şu andaki medya düzeni sebebiyle muhalefetin sesine fazlaca yer vermiyor tabii. O bakımdan da öğrenme imkanım çok kısıtlı. Ama görebildiğim kadarıyla çok büyük bir gayret içerisinde Ankara ve İstanbul belediye başkan adayları CHP'den. İlçelerde de sadece CHP'nin adayları değil, Saadet Partisi'nin adayları da galiba dertlerini daha rahat anlatabiliyorlar kitlelere, özellikle AK Parti tabanına. Ama bundan nasıl bir sonuç çıkar, bunu hep de 31 Mart akşamına kadar pek bilemeyeceğiz. Çünkü çok bilinmeyenli bir denklem halinde bu
bir aylık süreç öyle görünüyor. O bakımdan 31 Mart akşamı çok büyük bir sürpriz bazılarını bekliyor. Ama bu bazıları iktidar partileri mi olacak? AK Parti ve MHP mi? Yoksa muhalefet partileri mi olacak? Bunu hep beraber o akşam göreceğiz. Fendi Koru, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, gazeteci Fehmi Koru'yla 31 Mart yerel seçimlerine giderken Türkiye siyasetini konuştuk. Güne bakış devam ediyor. FETÖ yapılanmasına yönelik süren operasyonlar kapsamında İzmir'de 176, Ankara'da 52, İstanbul'da ise 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında halen aktif görevde bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üst teğmen, 36 assubayın da bulunduğu 49 muvazzaf, 16'sı ihraç, 22'si askeri okulla ilişiği kesilen olmak üzere 87'sinin asker olduğu, 22'sinin özel sektörde öğretmen, 5'inin doktor, 3'ünün aktif görevde polis memuru, 1'inin ise halen görevde komiser yardımcısı olduğu bildirildi. Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay, ekonomideki krizin içeride ve dışarıdaki etkilerini Sedat Pişirici'ye değerlendirdi. Bunlar resmi veriler. Türkiye İstatistik Kurumu, bu devletin resmi kurumu. Bu verilere bakarak ya da sizdeki daha geniş veri seti üzerinden hareket ederek, bugün Türkiye'nin ekonomik olarak nerede, hangi seviyede, hangi aşamada olduğunu söyleyebilirsiniz. Tabii çok fazla geriye almadan ifade etmek gerekirse, Türkiye'nin ekonomik dinamizm kaybı 2011 gibi başladı. Yavaş yavaş işte dışarıdan gelen paraya rağmen Türkiye ekonomik ivmesini kaybetmeye başladı. 2017 yılının sonu artık bunun sürdürülebilirliğinin iyice azaldığını gösterdi ve birazcık daha seçim odaklı bir şekilde ekonomi politikası yürüten AKP'de bu doğrultuda ekstra önlemler uygulamaya başladı. İşte bu şekilde bir referandum sürecini izledik. Arkasından milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini izledik. Ama nihayetinde bu yıla düzeltiyorum, 2018'in yılında her şey patlak vermiş oldu. Birçok açıdan verinin güvenilirliğinde tahrip olduğunu düşünsek de, bazı verilerde başka bir şekilde makyajlanabilse de, net bir şekilde dolar kuru 2018 yılında Türkiye ekonomisi durumunu göstermiş oldu. Tabii bunun ekonomik, yani gerçek anlamda ekonomik büyüklükler dediğimiz büyümeye yansıyıp yansımayacağı bekleniyordu ama çok net bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Henüz tabii resmi rakamlar açıklanmadı. 11 Mart'ta 2018 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme oranı açıklanacak. Ama o zamana kadar şeyde öncü göstergeler net bir şekilde gösteriyor ki Türkiye teknik olarak kriz dediğimiz duruma girmiş durumda. Yani 2018 yılı Ekim-Kasım Aralık ayları itibarıyla ekonomik büyüme değil, küçülme, durgunluk şeklinde geçtiğimizi gösteriyor. Zaten sizin az önce belirttiğiniz sanayi üretimi verisindeki 9,8'lik artış Aralık ayı içinde, 3. ay üst üste böyle çok düşük bir rakam geldi. Bu da şunu gösteriyor, böyle bir döngü içerisindeyiz ki artık toplumun artan dolar kuru nedeniyle içeride enflasyonu tetiklemesi, dışarıda... Dün akşam Merve Özçelik'in ve senin sunduğunuz Bir Kadın programının konuğu Gülsün Onaydı, dünyaca ünlü piyanist, çocukluk yıllarını, Paris'te aldığı eğitimi ve Chopin yorumunu anlattı. Siz ülkemizde bundan sonra gerçekten kadınları temsil edeceksiniz. Ne güzel işler yapıyorsunuz, programlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür. Sizlerle olmak onun için çok güzel benim. Çok. Sizi ağırlamak için da bizim için gurur verici bir şey. Teşekkürler. Siz aslında müziğin içine doğdunuz. Yani anneniz piyanisti, babanız keman sanatçısı ve aynı zamanda orkestra şefi. Erenköy'de bir köşkte doğdunuz. Evet. Piyano eğitimine 3,5 yaşında başladınız. Anneniz de eğitmeniniz. Evet. Anneniz ilk hocanız da diyebilir miyiz? Tabii. Aslında annem ve babam hep beraber de çalarlardı. Evde devamlı keman piyano sesleriyle büyüdüm diyebilirim. Ve o çok güzel bir atmosferdi.
dayım müzik dinlerdi radyo. Yani annem babam çalmadığı zaman da radyoda klasik müzik dinlerdi. Onun için gerçekten hep müzikle yaşadım, büyüdüm. Ve o güzel Beethoven sonatları, Mozart sonatlar benim uykudan önceki ninnilerimdi. Çok küçük yaşta başladım. Kendi kendime istemişim annemin o güzel seslerini ben de çıkarabileyim diye. Yani piyanoyu da çok sevdim. Yani severmişim de çocukken de. Ve annem de o zaman öğreteyim de hani daha güzel sesler çıkarsın böyle rastgele basmasın piyanoya. Evet. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece iki parti, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi liderleri grup toplantılarını gerçekleştirdi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan iktidarın ekonomi politikalarını, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu ise Cumhuriyet davası üzerinden yargıya eleştirdi. Aynı yola başvurdular. AKP iktidardan düşerse kaos olur dediler ve AKP tehditle, şantajla iktidara geldi ve yine kaos oldu. Çünkü ülkeyi 15 Temmuz darbesinin içine sürüklediler. 24 Haziran öncesi yine istikrarsızlıkla tehdit ettiler. Sonra ne oldu? Seçim sonrası ekonomi battı, ülke iflas etti. AKP'nin her iktidar dönemi yeni krizdir değerli arkadaşlar. Herkes bilmelidir ki Saray Koalisyonu tüm zulümlerini seçimden sonraya bırakıyor. Bu rejim seçim sonrası halkın sırtına büyük vergileri yüklemeyi planlıyor. Seçimden sonra AKP-MHP ittifakının ajandası ne yazık ki yine zam yağmurlarıyla dolacak. Saraydan beslenenlerin çocuklarında da işsizlik yok. Kimin çocukları işsiz? Fakirin, fukaranın, garibanın, arkası olmayanın çocuğu işsiz. Ama sen hala gidip oyunu beni işsiz bıraktı gidip ona vereyim diyorsan yarın ağzındaki lokmayı da alır. Bundan hiç endişenin olmasın. Yarın ağzındaki lokmayı da alır. 17 yıldır devleti yönetiyor. 17 yıl dile kolay 17 yıl. Bunlar iktidar olmadan önce Anadolu kaplanları diye bir laf vardı. Anadolu kaplanları. Yani Anadolu ayağa kaldıranlar, sanayide ayağa kaldıranlar vardı. Bugün Anadolu kaplanlarından söz eden yok. Kaplan kalmadı çünkü. Anadolu'nun içini boşalttılar. Aynı şekilde açım aç, evime ekmek götüremiyorum diyen bir kadının, bir annenin sesini acaba bunlar duyuyorlar mı? Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada Fen Fikir var. Işın Eliçi'nin bu akşamki konukları Nilden Bayezid Postalcı, Özlem Albayrak ve Seren Selvin Korkmaz. Saat 21.30'da ise sosyal hukuk programında Eylem Pak, konuklarına Hazır Kapısız ve Ali Bülent Erdem'le gıda krizinde popülizm, tanzim satışı üzerine konuşacaklar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.